İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 21 Eylül 2013, Cumartesi. The Magpie dergisinin 3. bölümündeki 24. sayfadaki Scratchpatch örneklerinin ikincisini yapıyoruz bu bölümde. Bunu yaptık. Şimdi bunda bu çok daha kısa, kolay ve daha önce yaptığımız bir örnek. Ama tekrar yapalım. Şöyle zoom'la biraz daha yaklaşıyorum. Başlangıç. İsmimizi soracak. Name diye bir değişken tanımlayacağız. Buradan onu anlıyoruz. Answer'ı name'in içine yerleştirecek. Say ile bir join kullanarak hello isim, işte neyse reha girdim diyelim. For 2 saniye stop all. Ve şöyle bir not diyor düşmüş buraya. Bu böyle de olurdu. Yani name diye bir değişken tanımlamadan böyle de yapardınız ama yukarıdaki daha iyidir diyor. Bunu dersimizde biz de böyle işlemiştik zaten. Hemen hızlıca yapalım bunu. Kontrol. Bu sefer sprite ve şeyi değiştirmeyeceğim, background'ı. Ya background'ı değiştireyim hakikaten. Bir dakika. Background. Import. Nerede olsun? Spor salonunda olsun. Orası da neresi olsun? Tenis. Futbol sahasında olsun. Evet. Dev bir futbol sahasında şu anda. Sadece kediciyi değiştirmedim. Şu anda stage'e basılı. Buradaki bütün ayarlar ve buradaki script kısmı stage için çalışır. Şunu ihmal etmeyin. Sprite için bir script yazacaksak ona tıklıyoruz. Böylece bu orta kısım sprite için olmuş oluyor. Kontrolden hemen yeşil bayrağı koyuyorum. Bana isim soracak. What is your name? Diye ve bir cevap olacak. Şimdi değişken tanımlamalı yapalım. Make a variable name. Böyle name diye bir değişken tanımladım. Set name to sensing'e tekrar girdiğimizde burada answer var. Answer'ı buraya koyduğumuz zaman name'in içine bunu yerleştiriyor. Looks'tan say koyuyoruz. Operators'tan join koyuyoruz. Ve şuraya da bunları Türkçe'ye çevirelim. Bazen İngilizce bırakıyoruz. Bu sefer Türkçe olsun. Senin adın ne? Daha önceki örnekte de böyle yapmıştık. Senin adın ne? Diye soru işareti. Buraya da artık cevabı verdik. Answer. Aldı bunu name'e yerleştirdi. Name'in içinde artık ismimiz var ve onu şuraya koyacağız. Şuraya da merhaba boşluk name 2 saniye kontrol en sondaki alışkanlık olması gerekiyor. Bu stop all'u koyuyoruz. Tamamı bu programın. Yine bunu ana sahnede izleyelim. Name burada duruyor. Onu kaldıralım. Geri dönüyorum. Variables'tan name'in yanındaki tıkı kaldırabilirim. Ya da şu da olur bakın. Bunu buradan alıp dışarıya bir yer attığınızda aynı şey. Şimdi yine bunu ana sahnede izliyoruz. Start için yeşile bastık. Senin adın ne? Diye soruyor. Ben de diyorum ki Reha. Ve Enter'a basıyorum. Merhaba Reha diyor. 2 saniye ve bitiyor. Bu kadar. Peki, oradaki söylediği şeyi yapalım. Şu olabilirdi diyor. Bunun yerine duplicate deyip aynı programdan böyle bir tane daha yaratabilirsiniz. Şöyle yapabilirdiniz diyor. Bunu buradan ayır. Name'i kaldır. Bunu buraya koy. Şu name'i at. Onun yerine answer'ı koy. Bunu da at. Yani şöyle yapmak yerine böyle de yapabilirdiniz diyor. Bu da çalışacak şimdi bakın. Senin adın ne diyor. Yine Reha diyorum ben. Enter'e basıyorum. Merhaba Reha diyor. Yani ikisi arasında fark yok ama değişken kullanmak çok daha iyi fikir. Yani girdiler değişkenlerin içinde saklanmış oluyor. Programın ilerleyen safhalarında kullanmak için orada duruyor. Böyle. Bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere.